İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kış tekrardan Batı Ermenistan'a dönüyor. Artsak'ın Martuni şehrinin çevresinde mayın temizlemesi tamamlandı. 2020'de Ermeni halılarının üretimi önemli ölçüde azaldı. İran, Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılacak. Amper Madenataranı adlı derginin yeni sayısı yayınlandı. Batı Ermenistan'ın Yerzinka'daki Ağın Kemal ilçesinin UNESCO adaylığı için sözleşme imzalandı. Batı Ermenistan'ın Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyin. Batı özellikle doğu bölgelerinde kış genellikle şiddetlidir ve uzun sürüyor. Vatandaşlar baharın gelişini dört gözle bekliyorlar. Ancak bu kış hava sürpriz yaptı, hava sıcaklığı aniden yükseldi ve kışın neden olduğu zorlukları ve rahatsızlıklarını birkaç gün unutturdu. Birkaç gün devam eden sıcak havanın yerini yine soğuk kış alacak. Meteorologlar yarından itibaren hava sıcaklığında düşüş tahmin ediyor. Ülke genelinde ovalarda yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Sürücüler de dahil olmak üzere vatandaşların tedbirli olmaları uyarıldı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde verilen bilgiye göre 23 Kasım 2020'den bu yana Rus barış güçlerinin mühendislik birimleri 425 kilometreden fazla yol, 29'u sosyal öneme sahip tesis olan 1292 konut ve 1358.3 hektar alanı patlamamış mühimmattan arındırdı. Yaklaşık 24300 patlayıcı nesne bulundu ve temizlendi. Habere göre Rusmayın temizleme uzmanlarının Martuni şehri etrafını mayından arındırdığı ifade ediliyor. İstatistik Komitesi tarafından yayınlanan verilere göre Ermenistan Cumhuriyeti'nde 2020 Ocak Aralık aylarında halı ve kilim üretimi %76.5 oranında azaldı. Panorama ayemin aktardığı ve komite tarafından bildirildiği üzere Cumhuriyet'te söz konusu dönemde 7.4 ton, 2019 yılında ise 31.5 ton halı ve halı ürünleri üretildi. Cumhuriyette 2019 yılında 31.5 ton halı ve kilim üretildiğini hatırlatalım. Halı dokumanın gerilemesi Azerbaycan'ın başlattığı savaşa da bağlı ve bunun sonucunda Arsak'taki halı dokumacılığı ile uğraşan şirketler de zarar gördü. İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu'nun sözcüsü Muhammed Bakir Galif Baf tarafından açıklanan ve Fars Ajansı tarafından iletilen habere göre İran gerekli görüşmeleri sürdürdü ve Avrasya Ekonomik Birliği üyeliğine katılmaya hazırlanıyor. Moskova ziyaretinden döndükten sonra İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu Sözcüsü bu birlik tüm bölge ülkelerini birleştirerek bir serbest ticaret bölgesi oluşturdu. İran birliğe üyelik için müzakerelere başladı. Daimi üyeliğimiz için hazırlıklar önümüzdeki iki hafta içinde gerçekleşecek dedi. Avrasya Ekonomik Birliği ve İran arasında 27 Ekim 2019 tarihinde serbest ticaret bölgesi kurmaya yönelik geçici bir anlaşma yürürlüğe girmişti. Yerevan'daki eski el yazmaları müze Pamper Madene Tarane adlı dergisinin 30. sayısı yayınlandı. Bu sayıda naregasi okumalarının materyallerini Armenolog Doğu Bilimci Aram Ter Revontia'nın 90. doğum yıl dönümüne adanan Uluslararası Konferans'ın iki raporunu tarih, filoloji ve el yazması mirası konularını kapsayan makaleleri yer alıyor. Ayrıca yayınlar, edebiyat incelemeleri ve ölüm ilanları yayınlandı. Derginin bu sayısını dijital versiyonda bulabilirsiniz. Batı Ermenistan'daki Yerzinka, Erzincan'ın tarihi ve kültürel dokusuyla en önemli kültürel değeri olan Ağın Kemali ilçesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Lisesi adaylığıyla ilgili çalışma başlatıldı. Kültür ve doğa turizmi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Ağın Kemaliye Belediyesi ile Kudaka Ajansı arasında sözleşme imzalandı. Proje kapsamında Ağın Kemaliye'de fizibilite çalışması yapılarak doğal, kültürel, somut olmayan mirasın ortaya konulması ve ilçeye ait üstün evrensel değerlerin listede yer almasının sağlanması amaçlanıyor. Bu şekilde bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırmayı hedefleniyor. Batı Ermenistan hükümeti yerli Ermeni halkının değerlerinin sömürülmesine karşıdır. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Armenia TV özel reklamla ilgilenmez. Bu halde bize Türkçe bölümünün neden Batı Ermenistan TV'nin bir parçası olduğunu söyleyebilir misiniz? Bildiğiniz gibi Hamşen'den Sasun'a, Bayazıt'ten Erzincan'a bugün Batı Ermenistan'da soykırımdan kurtulanların nesli olan milyonlarca Ermeni günlük yaşamında Türkçe konuşuyor, bazıları onlara Türk kalıntıları diye hitap ediyor kimileri için Müslümanlaştırılmış, kimileri için Türkleştirilmiş ya da Kürtleştirilmiş bu yerli Ermeniler soykırımdan bir asır sonra bile topraklarımızda yaşıyorlar ve diğer Ermenilere yaklaşmaya, onları anlamaya, köklerini bulmaya, kimliklerini yenilemeye susamış durumdalar din dokmasının ötesinde bu kimlik uyanışı çok gerçekçidir ve Batı Ermenistan'ın devlet televizyonu Vestern Armenia TV bu Ermenilere giden yolda Ermenilere eşlik etmeye hazırdır. Batı Ermenistan'ın devlet televizyonunu desteklemek bu milyonlarca Ermeninin bir araya gelerek ve birleşerek aidiyet duygusunun paylaşılmasına izin vermek demektir. Bize destek olun, destek görün. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gerhard adlı koro tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Deriko ve Maralcan adlı eserleri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.